Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Survivor All-Star 2024 konuşacağız. Gerilim dolu konseyin ardından yaşananların devamı var. Özellikle Avcun Bey dediğim gibi sert uyarıları bunlar arkadaşlar. Hem mavi takım hem kırmızı takım anlamında Hakan olsun, Boreas olsun, Yaman olsun, Ogeda olsun. Karşı takıma, kırmızı takıma baktığımız zaman Ersin olsun, yine Nagihan, Merve, Pınar. Yani baktığımız zaman bütün oyunculara sert uyarılar geldi. Ve artık Avcun Bey dediğim gibi sert mesajlar verdi. Sana çıldırdı adam yani. Ben Avcun Bey'i ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Ve Avcun Bey yaptırım kartlarını açmak zorunda arkadaşlar. Çünkü Survivor evet zor bir oyun, zor bir ada. Özellikle dediğim gibi dokunulmazlık oyunları, ödül oyunları, takım oyunları var ve yine tartışma çıkacağını göreceğiz. Peki tartışmanın bilmesi için, tartışmanın en aza inmesi için Acun Bey de yaptırım kartı açmak zorunda arkadaşlar. Yani diskalifiye kadar gider bu oyun. O yüzden Nagihan'a sert uyarılar geldi. Nefisiye'ye sert uyarılar geldi. Seda olsun, Pınar olsun. Yani Aleyna'yla zaten Nagihan'ın resmen kapışması geceye damgayı vurdu. Yani Mustafa Kemal'le Yunus Emre zaten kapışıyordu. Bir yandan Özgür, Bozok, Turabi ve Ersin var, Sercan varken. Yani kırmızı takım resmen karıştı arkadaşlar. Tabii ki ben Turabi'nin gidişine biraz üzüldüm. Çünkü sağlık programından dolayı ben ayrıldım dedi. Peki geri gelir mi? Yani sürpriz şekilde olabilir. Her şey olabilir. Tabii ki Hilmi Cem, Abatar Atakan, Sema ne katacak kırmızı takım veya mavi takım, bunu göreceğiz. Ama olaylı konsey sonrasında yaşananlar var. Açıklamaları var. Acun Bey'in yine oyuncu hani özellikle hem mavi takım hem kırmızı takım anlamında önemli uyarıları var arkadaşlar. Hakan uyarılar geldi. Baktığımız zaman Poyraz özellikle çok agresif. Yani Turabi'den sonra en agresif oyuncu Poyraz arkadaşlar. Çünkü Poyraz herkese kapışıyor. Baktım Nagihan'la ağzı dalaşına girdi. Sercan'la kapıştığını gördük. Özellikle Poyraz kendi takım arkadaşıyla kapışıyor. Yani Yaman'la kapıştı. Yine Ogeday'la ağzı dalaşına giriyor. Hakan'la, yani Hakan'a biraz cesaret edemiyor ama baktığım zaman ya olaylı bir konsey izledik. Yaşananlar var. Ya, konsey sonrası açıklamaları var. Konsey öncesinde Acun Bey açıklamaları var. Tabii ki 3 tane yeni oyuncu konseyde tanıtıldı. Herkes şaşırdı. Yani kimse Avatar Atakan'la Hilmi Can ve Sema'nın geleceğini tahmin bile etmiyordu. Sürpriz de geldiler. Tabii ki nasıl yansıyacak? Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü Turabi'nin gitmesi reytingleri düşürür. Yani Turabi'nin bir reytingi var arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Ama dediğim gibi özellikle bu oyuncular Turabi'nin boşluğunu doldurur mu? Turabi arkadaşlar bambaşka, kendine göre reyting getiren en büyük yarışmacı olduğunu ben düşünüyorum. Ama konsey içinde dediğim gibi Sara, Nefise olsun, efendim söyleyeyim Aleyna olsun, Nagihan olsun, Merve olsun ağızla aşağı çok güzel arkadaşlar. Nagihan'ın özellikle sinirine hakim olması gerekiyor. Çok agresif. Özellikle Poyraz gibi Nagihan da agresif. Yani baktığınız zaman şöyle biraz sakin olması gerekiyor. Çünkü tansiyonun mutlaka düşmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii ki Acun Bey dediğim gibi çok sert yaptırım kartlaşma ihtimali yüksek. Oyuna önemli kurallar gelecek arkadaşlar. Ödül oyunu, takım oyunu, dokunulmazlık oyunu. Bundan sonra gerçekten resmen kıran kıran geçecek bir aday izleyeceğiz.